Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda başörtüsünü anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu başörtü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifi, hayatın hiçbir alanında dini inanç nedeniyle başörtüsü ya da kıyafeti nedeniyle hiçbir kadının ayrımcılığa tabi tutulamayacağını öngörüyor. Toplantıya AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partili üyeler katılıyor. Partilerin grup başkan vekilleri de toplantıda bulunuyor. Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, başörtüsünü yasaklayan bir kanun olmamasına rağmen Türkiye'de yıllarca başörtüsü yasağı uygulandığını söyledi. Başörtüsü nedeniyle haksızlığa uğrayan, başörtüsü zorla açılmaya çalışılan kızlarımıza, kadınlarımıza yaşadılan trajedi bir dönemin kara lekesi olarak tarihe geçmiştir. Bugün artık Türkiye'de başörtüsü yasağı ve bundan kaynaklanan herhangi bir hak mahrumiyeti yoktur. Ülkemizin başı örtülü veya başı açık tüm kadınları her türlü temel hak ve hürriyetini kullanabilmekte, kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmektedir. Toplantıyı kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de takip etti.